sevgili izleyiciler, kadının gündeminin bu bölümde başarı dolu bir yaşam öyküsünü konuşacağız. Kim var stüdyomuzda? İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Zehra Neşe Kavak bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, başarı dolu bir yaşam öyküsü dedim, abartmadım sevgili izleyiciler. Birazdan dinleyince siz de anlayacaksınız. 38 yaşında tıp profesörü olmuşsunuz. Gerçekten tıpta hani 38 yaş profesörlük için herhalde biraz erken bir yaş olsa gerek. Dünya çapında ödülleriniz var. Biraz kendinizi anlatır mısınız bize, izleyicilerimiz de bir dinlesinler. Buyurun lütfen. Neyi anlatayım ama şimdi, akademik hayatımı... Genel olarak sizi tanıyalım. İstanbul doğumluyum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdim. Daha sonra bütün akademik hayatım Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi de geçti. Yani doçentlik, profesörlük, ana bilim dalı başkanlığı, başhekimlik. Aşağı yukarı 27 yıllık bir kariyerim var Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. En son ana bilim dalı başkanı iken bu görevimden ayrıldım. Kendi isteğimle ayrıldım. Özel bir hastane girişimciliğimiz oldu İstanbul'da. Oranın yönetim kurulu başkanlığını yürütürken bir de üniversite projemiz çıktı. İstanbul Kent Üniversitesi. Yaklaşık 1,5 yıl önce de ilk öğrencilerimizi aldık. Ben üniversitenin kurucu rektörüyüm. Taksim'de, kentin kalbinde bir üniversite. Öyle hayatımız ana hatlarıyla böyle. Evet. Peki dünya çapında aldığınız ödüller de var aslında. Yani biraz mütevazılık yapıp sanki bunlardan bahsetmiyorsunuz ama bence biraz onları da öğrenelim. Şimdi tabii bir takım ödüller aldık. Bazıları çok önemli, bazıları daha az önemli ama ben bunları önemli, önemsiz, daha az önemli diye ayırmıyorum. Bütün ödüller benim için çok kıymetlidir. Sonuçta bir takım insanlar ya da kuruluşlar sizi takdir etmişler, sizi onurlandırmışlar. Öyle görüyorum. Hepsinin bende çok ayrı yeri var. Şöyle ki ben kadın doğum hekimi olarak aslında perinatoloğum, yani gebelik bilimi benim üst ihtisasımı oluşturuyor. Ve bu konuda da üst ihtisasımı İngiltere'de King's College Hastanesi'nde yaptım. Ve ondan sonra da perinatoloji ile ilgili yoğun çalışmalarım başladı. Marmara Üniversitesi'nde perinatoloji tanı ve tedavi merkezini ben kurdum İngiltere'den sonra. Oranın ilk merkez başkanı ben oldum. Daha sonra ana bilim dalı başkanlığını yürütürken de bu işe devam ettim. Ve bunun da akabinde de Dünya Perinatoloji Derneği'nin yönetim kuruluna seçilen ilk Türk üye oldum. Arkasından Uluslararası Perinatoloji Akademisi'ne seçildim. Oraya seçilen de ilk Türk üye oldum. Ki bu akademinin o zaman en fazla 35 üyesi vardı. Her ülkeden en fazla bir kişi kabul ediyorlardı. Tabii bunlar benim kariyer hayatımda en onurlandığım bölümler. Daha sonra Fetus as a Patient Society'nin yönetim kuruluna seçildim ve Dünya Bilim ve Sanat Akademisi'ne seçildim. Üye seçildim. Yine bu göreve seçilen ilk Türk oldum. Arkasından akademinin mütevelli heyetine seçildim. İlk 13 kişi arasına girdim. Bu görevi de 3 yıl kadar sürdürdüm. Şu anda sadece akademide üye olarak devam ediyorum. Ama bir dönem dediğim gibi mütevelli heyet üyeliğinde Board of Trustees'de de trustee olarak görev yaptım. Tabii bunlar non-profit örgütler. No political olmayan non-profit örgütler. Ama buralara seçilmek önemli bir şey. Kesinlikle. Yani Türkiye'den gelmek ve bayan olmak önemliydi. Hala da önemli. Evet. Ama bizden sonra yeni jenerasyondan da gençlerin yurt dışında bu tür yerlere seçildiğini duyunca çok gurur duyuyorum. Aslında Türkiye'de bireysel başarı çok iyi. Ama şimdi bireysel olarak mesela tıp alanında konuşursak, doktorlarımızın gösterdiği başarılar, seçildikleri organizasyonlar vesaire çok iyi. Ama bunun üniversitelere de yansıması lazım. Evet. Yani doktorlar bireysel olarak top yerlere seçiliyor ama üniversitelerimiz hala ilk 500'e girmekte zorlanıyor. Maalesef. Yani bireysel başarıları bizim üniversitelerin başarısı olarak da yansıtmamız lazım. Ben olayı öyle görüyorum. Sonuçta bireysel başarılar bir yere kadar ama arkanızda bir organizasyonun gücü olursa
bu başarınız daha anlamlı olur. Ben ülke açısından da çok önemli. Aynen, tanıtım açısından da çok önemli. Ben girdiğim her yere kendi gücümle girdim. Arkamda üniversitenin desteği hiçbir zaman olmadı. Yani üniversitenin desteğini ben hiçbir zaman hissetmedim. Desteklemediler de. Türkiye'de desteklemezler. Yani öyle bir şey vardır. Hep ben kendim çabalayarak bir şeyler yapmaya çalıştım. İşte dediğiniz gibi belki desteklenmiş olsa bu arada o üniversitenin başarısı olarak da görülecek algılanırdı. Zaten. Algılanırdı evet. Ama maalesef bizim Türkiye'de bu işler böyle yürümüyor. Ama inşallah bizim üniversitemizde böyle olmayacak. Ben İstanbul Kent Üniversitesi'ndeki bütün akademik çalışmaları, bireysel çalışmaları başından sonuna elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum ve bundan sonra da olmaya çalışacağım. Çünkü yani başarı bunun gibi bir şey. Yani başarı sizin değil, kurumun da başarısı oluyor bir yerde. Bunun yansıması çok önemli bence. Doğru. Peki Neşe Hanım, bir taraftan dediniz ki hem Türk hem de kadın olarak işte bu ödülleri aldığınızda akademik hayatta kadın olmayı biraz anlatır mısınız? Zor mudur? Yani evet, pek çok alanda gerçekten kadın olmak, kadın olarak var olmak çok zor. Hani aynı şartlarda erkeklerle çok aynı kulvarda koşamıyoruz gibi, ama işte baktığımızda akademik hayatta kadınların rolü ne? Aslında orada biraz daha şanslı mı kadınlar diğer sektörlere göre? Şimdi aslında değil. Kadınlar için bütün alanlarda yükselmek zor. Yani bu yaşa geldim. Kendi hayatımdan yola çıkmam, yorum yapmam çok daha kolay. Benim için çok zordu. Çünkü ben o zaman kadın doğum gibi bir dalda akademide yükselmek imkansız gibi bir olaydı. İstanbul'daki tıp fakültelerine bakıyordunuz. Kadın yani doçent yoktu. Almazlardı kadınları kadın doğuma, genel cerrahiye. Yani doçent profesör olmak için almazlardı. Fakat ben biraz fazla dişli çıktım. Yani bir de bölüm başkanı oldum. Yani akademik hayatta her şey oldum da benim için en önemlisi kadın doğumun bölüm başkanlığında seçilmemdi. Çünkü o damga vurucu bir olaydı. Bir kadının kadın doğum bölüm başkanlığına seçilmek bence Türkiye'ye başkan seçilmekten daha zor. Aslında o kadar çok enteresan değil mi? Aslında evet. Kadın doğumdan bahsediyoruz. Aynen, yani kadınla ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Ama cerrahi dallarda kadınlara karşı her zaman bir rezistans vardı. Şimdi artık değişti. Çünkü bu TUS sınavından sonra kız öğrenciler de fazla miktarda giriyor. O yüzden oran değişti gibime geliyor. Ama piramidin yukarısına çıktığınız zaman hala bayan yönetici sayısı akademide de az. Yani Türkiye'de oran olarak kadın akademisyenlerin oranı %45 sanırsam. Bu Avrupa Birliği ortalamasının oldukça üzerinde. Fakat üst seviyedeki kadın sayısı az. Rektör, dekan, ana bilim dalı başkanı. Bunların sayısı az. Evet. Ama tüm sektörlerde böyle. Evet, piramit yukarıya doğru çıkınca yönetici evet, bir kesimine seleksiyon oluyor. Evet, kesinlikle maalesef oluyor. Öyle görünüyor. Peki bir taraftan rektörlük yapıyorsunuz ama diğer taraftan doktorlukta devam değil mi? Aynen, doktorluğa devam ediyorum. Doktorluğa da devam ediyorsunuz. Evet. Bir arada yürütmek zor olmuyor mu ikisini? Çok zor. Yani kolay olduğunu kesinlikle söyleyemem. Çünkü rektörlük yöneticilik. O farklı bir yetenek ya da farklı bir yaklaşım gerektiren bir olay. Doktorluk ise bizim doktorluğun da cerrahi kısmı var tabii. Ameliyatlarımız var, hasta yaklaşımı var vesaire. O da bir farklı kişilik yansıması gerektiren bir olay. Bazen arada kaldığım çok oluyor. Ya da eskisi kadar genç değiliz. Eskiden tolere edebiliyordum. Ama şimdi gerçekten bazen zorlandığımı hissediyorum. Ama sonuçta size verilen bir görevi de en iyi şekilde yapmak lazım. O yüzden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diyelim. Evet, tabii bir taraftan yöneticilik yaparken öbür taraftan da o hastalarla olan ilişkileri, o insanların hayatına dokunmak da çok önemli. Tabii çok sağlıklarıyla önemli. İlgileniyorsunuz çok önemli. Çünkü. Sonuçta sağlık da yani bizim mesleğimiz hata affeden bir meslek değil. Ben her zaman asistanlarımıza da onu söylerim. Kadın doğumcunun her zaman çok obsesif olması gereklidir. Obsesif yani biraz takıntı derecesinde her şeyi düşünmesi lazım. Çünkü hata gerektirici, hata affedici kabul bir edil, değil. Evet değil. Kesinlikle. Sonuçta yani anlık hatanız kişilerin sağlık durumunu direkt etkileyebilir. Ya da bebeğin sağlık durumunu direkt etkileyebilir. Sürekli dikkat isteyen bir meslek. Adrenalini bol bir meslek kadın doğum. Evet. Yöneticilik de aslında öyle.
Eğer dinamik bir yöneticiyseniz adrenaliniz boldur her zaman. Peki gebelik bilimi dediniz. Türkiye'de bu anlamda kadın hastalıklarını özellikle bu gebelik biliminde neredeyiz? Yani başarı oranımız nedir? Diğer ülkelerle, gelişmiş ülkelerle kendimizi kıyaslarsak iyi gidiyoruz denilebilir mi? Şimdi tıpta bütün dallarda, sadece kadın doğum için demeyeyim, Türkiye'nin geldiği yerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hem hastanelerimizin yapısı, hem altyapı, hem de doktorlarımızın kalitesi, eğitimin kalitesi, doktorlarımızın yeteneği, bence tıpta Türkiye son derece iyi bir yerde. Kendi dalıma spesifik olarak perinatolojide nasılız, neredeyiz diye düşünecek olursak, yani dünyada bugün Amerika'da, işte Harvard'da ya da ne bileyim Cornell'de ne yapılıyorsa bizde de aynısı yapılıyor. Yani bir fark yok artık. Dünya artık globalleşti. Tedavi protokollerini uygulamak açısından ülkeler arasında çok bir fark yok. Sadece teknolojide, bazı spesifik branşlarda, bazı ülkeler daha iyi, daha iyi aletleri var. Çok spesifik branşlarda tedavi yöntemleri o zaman farklılaşabiliyor. Ama onun haricinde ana hatlarıyla artık aynı. Amerika'da ameliyat yapılıyor, siz buradan seyrediyorsunuz canlı yayında. Yani oraya gidip seyretmeye ihtiyaç yok. Yani burada da seyredebiliyorsunuz. Doğru. Bu önemli bir şey. O zaman hiç evet, buradan kalkıp da gitmelerine gerek yok. Eskisi gibi değil artık. Evet. 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 Atatürk'ün o zaman söylediğinin bile hala bugün önemi var işte. Evet. Beni Türk hekimlerine emanet edin dedikleri gibi. Evet. Aynen. Peki hazır ben sizi bulmuşken, evet, akademik kariyerden de bahsediyoruz, ondan da konuşuyoruz ama üniversitelerden de aslında biraz daha konuşmak istiyorum, ama ben sizi hazır bulmuşken Türkiye'de çok fazla konuşulan bir şey de sormak istiyorum. Normal doğum, sezeryan, o kadar büyük tartışmalar yaşandı ki aslında bir de bunu sormak isterim size, bu tartışmalar için ne dersiniz? Şimdi tabii bu sezeryan mı normal doğum mu her zaman gündemde olan bir konu. İnsanlar doğurduğu sürece gündemde olacak. Türkiye için gündemde olması... Hayat devam ettiği sürece olacak o zaman. Aynen, üreme devam ettiği sürece olacak. Türkiye'de gündemde olmasının ayrı bir önemi var. Çünkü Türkiye bol üreyen bir ülke. Evet. Türkiye'de yıllık doğum sayısı 1,5 milyon. Yani Türkiye'de 1,5 milyon insan doğuruyor her yıl. Yani düşünebiliyor musunuz? Avusturya'nın dörtte biri kadar her sene ürüyoruz biz. Evet, çok ciddi rakam. Çok ciddi rakam. Tabii bu kadar yüksek doğum oranının olduğu bir ülkede de doğum yönteminin tartışılması önemli bir konu. Neden? Doğum yöntemi pahalı mı, ucuz mu? Direkt bu Türk ekonomisini etkileyecek. Sonuçta sezeryan pahalı bir yöntem. Kullandığınız dikiş materyalinden aletlere kadar her şey yurt dışına bağımlı, ithal ediliyor bunlar. Bir cerrahi operasyon, ameliyathane açılıyor vesaire. Sağlık sigorta ya da sağlık sisteminin bunu ödediğini düşünürsek bu büyük bir maliyet. Yani olayın cerrahi olması. Tabii normal doğuma girdiğiniz zaman fiyatlar tabii ki kesinlikle düşecek. Bir de olayın normali varken neden cerrahi prosedüre kaçalım? Olaya böyle bakmak lazım. Her zaman normal doğumun yanındayız. Normal doğumun teşvik edilmesinden yanayız. Hem anne hem bebek sağlığı açısından. Ama tabii kritik olgularda da sezaryen can kurtarıcı bir operasyondur. Yani bunun da altını çizmekte yarar var. Yani normal doğum cici, sezaryen kaka gibi bir durum yok. Gri noktalar tabii ki olacak. Her şeyi siyah beyaz göremeyiz. Sezaryen yeri ve zamanında yapıldığı zaman hayat kurtarıcı bir operasyondur. Ve benim sevdiğim bir laf vardır. Hayatında sezaryen yaptığı için pişman olan hiç kadın doğumcu görmedim. Ama sezaryen yapmadığı için pişman olan çok kadın doğumcu vardır. Yani anne zamanda, ve bebeğin aynen, hayatını tehlikeye atılma noktasında aynen, diyorsunuz değil mi? Öyle. O yüzden indikasyonları koyarken hekimin sonuçta hastalık yok, hasta var şeklinde hasta bazında olayı düşünmesi ve buna göre davranması gerekli olan bir olay. Ama genel hatlarıyla tabii ki biz normal doğumun yanındayız. Evet. Yani gerekli olduğu durumda tabii ki sezeryan olabilir ama normal şartlarda annenin ve bebeğin sağlığı için normal doğum. Evet, şartları iyi çizersek gerekli olan bir... Tabii bunun şeyi, spekülasyonu çok yapılıyor. Açıkçası spekülatif tartışmalardan kaçınmak lazım. Yani tabii ki normal doğum yapılması gereken bir şey ama
zamanı ve şartları uygunsa sezaryen uygulanacak. Bu hem bebeği kurtarır hem anneyi kurtarır. Bakın, sezaryen operasyonu bugün dünyada uygulanan en eski operasyon. Bilinen en eski cerrahi yöntem. Eski Romalılar döneminde bile uygulanıyormuş. Hatta Roma İmparatoru Sezar'ın bu yöntemle doğduğu bilindiği için sezaryen deniliyor. Shakespeare'in Macbeth'inde geçer sezaryen operasyonu. Çok enteresan bir hikayesi vardır Macbeth'in. Neyse, burada uzun süren anlatmayayım. Ama ben öğrencilerime hep bunu anlatırım. Sezaryen'in ne kadar eski olduğunu belirtmek için. Evet, aynı Sezar'a kadar gidip ismini oradan almış. Evet, sonra Shakespeare'e geliyoruz. Macbeth mesela Engizisyon çağında, Orta Çağ'da Avrupa'da sezaryen yapan ebeler cadı diye yakılırmış. Cadı muamelesi görüp Engizisyon mahkemeleri bunları yakarlarmış. Neden? Çünkü bir imkansızı başarmışlar diye düşünülürmüş. O dönemde tabii asepsi, antisepsi, mikrop olayı falan bilinmiyor. Anestezi yok. Elini daldırıp işte bıçakla bebeği çıkartıp şey yapıyorlar. Ölüm oranları çok yüksek. Bugün mesela İskoçya'da, Edinburgh'da o dönemden kalan, işte sezaryandan sonra işte kalan anne vesaire ile ilgili araştırma müzeleri var. Çok enteresan şeylerden bahsediliyor. Enteresan bir yer. Ama biliniyor yani bu kadar eski bir yöntem olduğu. Tabii demek ki insanlar zorda kaldığı zaman ne yapsın? Buna başvurmuş. Artık başvura. Bu iş oturmuş. Evet. İşte cerrahlık gerçekten bu yüzden çok önemli bir meslek. Evet. Siz evet. Az önce anlatırken işte karnından çıkarıp alır derken bile benim yüzümün ifadesi değişti. Fakat siz hani zaten gerçekte onu fiiliyatta da yaptığınız aynen. için hani şey hayatın normaliymiş gibi anlatıyorsunuz. Gerçekten yaptığınız iş çok özel ve çok önemli. Şimdi cerrahlık gerçekten farklı bir olay. Tıpta hastayla iletişim önemli ama cerrahi kısmı çok daha önemli. Yani sonuçta cerrahlar hastanın kaderini çiziyor. Yani doktor aslında hastanın kaderidir. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle kaderini çiziyor, kaderidir. Önemli, tıp önemli bir konu. Öyle. Evet. Peki ben biraz da yeniden üniversitelere dönmek istiyorum. Artık gerçekten vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler hayatımızda çok fazla. Ama baktığımız zaman Türkiye dışında çok fazla bir başarımız da yokmuş gibi görünüyor. Hem devlet üniversiteleri için söylüyorum hem de özel üniversiteler için söylüyorum. Neden kaynaklanıyor bu? Yani çok sebebi nedir size göre? Çok doğru cümleyi bulamadım. Biraz önce aslında biraz yüzeysel olarak bahsettim. Şimdi bireysel başarılar önemli ama kurum başarıları daha önemli. Çünkü kurumlar başarılı olurlarsa bireysel başarıları da daha yukarıya çıkartırlar. Kurum desteğinin her zaman akademisyenlerin arkasında olması çok önemli. Amerika'da neden bu kadar herkes çok iyi araştırma yapıyor? Çünkü üniversiteler çok büyük bütçeler ayırıyorlar. Evet. Araştırmacıları destekliyorlar vesaire. Türkiye'de de bu olanaklar verilse bizden çıkmayacak mı? 1000 katı çıkar. Sonuçta devletin devlet üniversitelerinde araştırma fonlarına, araştırmalara daha fazla maddi kaynak. Her şeyin başı ekonomi. Sağlaması ve değerli araştırmacıları da üniversiteye tutması şart. Üniversite tutması için de onları ekonomik olarak desteklemesi şart. Özel sektörde kazanacağı para var, bir de devlette kazanacağı para var. Sonuçta herkes bunun bir yargılamasına bakıyor. Değerlendirilmesine bakıyor. Yani ben her şeyin başının ekonomi olduğunu düşünüyorum. Bu çok önemli. Özel üniversitelerde de A liginde diye bahsettiğimiz özel üniversitelerimiz arasında çok başarılı olanlar var. Tabii başarının sayısı sizin kaç tane yayın yaptığınız, kaç tane araştırma yaptığınız. Bu yaptığınız yayınların araştırmalarının kaç tanesi değerli dergilerde yayınlandı. İşte ona göre ne kadar puan aldı vesaire. Bunun artık objektif kriterleri var. Şimdi kişisel başarıda bilmem kaç tane yayınınız var. Benim şahsen 100'ün üzerinde yurt dışında yayınlanmış yayınım var. Yurt dışında basılmış kitabım var. İngilizce ve İspanyolca. Bir sürü kitap bölümü yazarlığım var. Ama bu benim yaptığım bir şey. Bu üniversitenin bireysel değil. Bireysel başarınız. Aynen, çünkü. Aynen. Ama üniversitelerin de işte böyle yapan öğretim üyelerini desteklemesi şart, kösteklemek değil.
Evet. Maalesef öyle. Dolaşıyoruz. Aslında üniversiteler desteklerlerse böyle evet. sorunlar da ortaya yani kalkacak. Türkiye'deki... Aslında kendileri için iyi bir şey yapmış Aynen. olacaklar. Aynen. Çünkü Türkiye'de yani devlet üniversitenin adının anılması çok güzel bir şey. Her yerde, her şeyde. Bu Türkiye'nin gücü demektir. Kesinlikle öyle. Peki ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür size. Ediyorum. Gerçekten başarı dolu bir yaşam öyküsü. Daha nice başarılılara diyorum. İnşallah. Çok teşekkürler geldiğiniz için de sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'ne şimdi kısacık bir aramız olacak. Sonrasında yeni konuk ve konuğumuzla devam edeceğiz.